Arkadaşlar Örgü Aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu minik kuşları çalışacağız. Kuşlarımızı örgülerimizdeki belirli yerlerde süsleme amaçlı kullanmak için çalışacağız. Ortadan sihirli halkayla başlayacağımız kuşumuzu önce baş kısmına en son ise Görmüş olduğumuz kuyruk kısmını ördükten sonra gagasıyla gözünü de çalışacağız ve tamamlayacağız. Çok kolay olan bu kuşlarımızı hemen çalışmaya başlayalım. İnce uçlu tığ kullanalım. İnce uçlu tığlar bu gibi figürlerimizi çalışmakta çok çok güzel oluyor. Hemen sihirli halkamı alarak şöyle başlıyorum. Sihirli halkayı yapmayı bilmeyen arkadaşlarım zincir çekerek örebilirler. 6 tane zincir çekip içini doldursunlar hemen halkamızı şöyle alıyorum üstünden 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra parmağımı tam boşaltıyorum bakınız ve örmeye başlıyorum toplamda 16 tane trabzanımı örüyorum zincirimiz de dahil olacak şekilde 2 3 bakınız ikili trabzan 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet trabzanımızı tamamladıktan sonra bakınız halkamızın ucundaki kısa ipten asılarak sıkıştırmaya başlıyorum bakınız şu şekilde. Kısa ipimizi çekiyoruz, büyük ipimize dokunmuyoruz. Ve sımsıkı yaptım bakınız. Çekebildiğimiz kadar çekelim elimizle şu şekilde düzeltelim herhangi bir potluk olması ve birinci zincirimizin olduğu yere gelerek batalım. Ve orta kısmımızı bu şekilde kapatalım. Şimdi tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine batarak baş kısmını örmeye başlıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. bir Aynı yere tekrar batıyorum. 2 Yine aynı yere 3 Hep aynı yere batıyoruz. 4 5 6 bir tane daha batmak istiyorum İpiniz kalınsa 6 yeterli 7 tane trabzanımı ördüm Evet en son trabzanımı da yaptıktan sonra hemen dibine bir tane sık iğne ile batıyorum ve aynı yere batıyorum ve başlıyorum yanındaki trabzanın üzerine sık iğne olarak örmeye bir tanesini tek bir tanesini çift batalım tek çift bir tek bir çift tek evet bakınız şu şekilde bir tek bir çift olarak örüp ilerliyoruz. Şimdi yukarıya doğru yaklaşıyoruz. Bakınız 1 2 3 4 4 tane trabzan kalana kadar ördüm. Bakınız tek çift olarak örmüştük. Hemen yanındakine de batıyorum. çift 1 2, 3, 4. 4 trabzan kaldı. 4. trabzana gelerek şöyle tığımın başını doluyorum ve batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum. İkinci bir trabzan örüyorum. Ve 3 tane ikili trabzanım örüyorum. Ve kuşumuzun kuyruğunu oluşturuyoruz. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Şöyle bakalım. Başını yaptık kuşumuzun. Önce ana gövdeyi ördük. Aradaki sık iğnelerimizi bir tanesi tek bir tanesi çift olarak ördük. En sonunda 3 tane trabzanımızı ördük. Bakınız 1, 2, 3. Bir zincirle ipimizi kopardık. Şimdi ipimizi içeriye çekelim ve kuşumuzun ana gövdesini yaptık. Gözüyle gagasını çalışalım. Evet şimdi kuşumuzun gagasını çalışalım. Bakınız hemen gövde kısmıyla boğaz kısmına yakın bir yerden gagamızı çalışıyoruz. Onun için de gagamızı yapmak istediğimiz ipimizi iğnemize takalım. Ve bakın tam buradaki hafif oyuntu kısmın olduğu yere gelelim. Bakın sadece iğnemi batırıyorum. Yine aynı yere geliyorum. Bakınız arkadan geliyorum. Şu şekilde iğnemi batırmıştım. Öne çıkmıştım. Ve düğüm atar gibi arasından giriyorum şu şekilde bağlıyorum tekrar arkadan aynı yere giriyorum ipimi geçiriyorum aradan tekrar giriyorum tıpkı düğümü attığımız gibi şu şekilde çalışıyorum ipinizin kalınlığına ya da inceliğine göre iki ya da üç defa uygun kalınlık dolgunluk oluşana kadar yapalım ben üç tane yapacağım yeterli Evet üç tane yaptıktan sonra örgümün arkasına geçiyorum Şuradan tekrar düğümümü atıp ipimi koparıyorum. Evet ipimizi kopardıktan sonra buradaki iki tane minik parçayı tığımızın yardımıyla hemen şöyle içeriye gizleyelim. Görüntü kirliliği olmasın. Zaten çok az iplerimiz, şuradan çıkaralım ve en son kalanımızı yine keserek temizleyelim ve şimdi gagamızı görelim. Bakınız çok hoş minik bir gaga çalışması oldu. Şimdi gözümüzü yine aynı şekilde çalışalım. Siyah ipimi taktım, iğnemi yukarıya uygun bir mesafeye girerek batıyorum. Bakınız hemen bir tane de bile yeterli oldu. Çok fazla doldurmamıza gerek yok. Kabartı olmasın. Minik bir de gözümüzü çalıştık. Ve bu şekilde gayet güzel oldu. Yine arkaya geçiyorum. Bir tane düğümümü attıktan sonra çok sıkıştırmadan çünkü gözümüzün buradaki görüntüsünü bozmak istemiyorum hemen ipimizi yine kesiyoruz ve bu şekilde çalışmamızı tamamlamış oluyoruz çok çok kolay bir çalışma ve gayet de şık rengarenk kuşlarımızla dilediğimiz her yeri süsleyebiliriz Evet bu şekilde çalışmamızın sonuna geldik Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.